icat çıkaran program Bir Fikrim Mi Var Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin girişimcilik yarışması Bir Fikrim Mi Var'la karşınızdayız. Maraton heyecan kazanmaya başladı ve fikirleri sahnemizde ağırlamaya biz devam ediyoruz. Bugün yine ilginç fikirler ve iddialı girişimcilerle tanışacağız. Girişimciler jüri karşısında ter dökecek ve büyük finale adını yazdırmaya çalışacaklar. Sizden bu cesur girişimciler için bir alkış daha istiyorum. Hayalleri gerçeğe dönüştüren program Bir Fikrim Mi Var'dan bildiğiniz gibi asla eli boş gidemezsiniz. Girişimcilikte ilk ve en önemli ihtiyaçları marka patent, sanal ofis hizmetleri, ofis mobilyası ve çok sayıda sürpriz hediye ve en önemlisi de COSCAP'ten yüz binlerce lira değerinde hibe paketlerini kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor burada girişimcilerimiz. Tüm destekçilerimize ve bizi yalnız bırakmayan COSCAP'e çok 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 teşekkür ediyoruz. Girişimlerini başarıya dönüştürmüş, iş dünyasına isimlerini altın harflerle yazdırmış jürimiz yerlerinde girişimcileri bekliyorlar. Yarışmacılar sahneye gelmeden önce kısaca ben onlara bir merhaba demek istiyorum. Öncelikle beyleri bu kadar şık giydiren ve beni de bu kadar şık giydiren Asiye Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, artık çok yakın arkadaş olduk. Kendisi çok değerli bir isim. Plastik sanayinin lider isimlerinden Şamil Kahmaz. Evet Melikşah Bey, her zamanki o sağlam duruşuyla, o karizmasıyla ve bize o ince kıvrak zekasıyla yaptığı esprilerle aramızda. Evet Melikşah Utku. Evet, Karadeniz'in bağrından gelmiş ve Türkiye'de çok başarılı işlere imza atmış Ziya Yılmaz. Ve bir ekip yaratmak çok zor bir şey. Bir ekibi bir arada tutmak, bu kadar önemli isimleri bir araya getirmek. O yüzden onunla gurur duyuyoruz. Fuat Sami Bey aramızda. Bir Fikrim Mi Var'ın yaratıcısı. Şimdi jürimiz hazır. Fikir fırtınası başlayacak. Bazen siz de öyle yağmurda o yol şeritleri hayatımızı kurtarır ya. Ama şeritler de bazen hava şartları yüzünden silinir. Ama artık silinmeyecek. Bir bakalım fikri sahiplerinden dinleyelim. İki arkadaş Cavit Bayramlı ve Kerem Acar. Henüz lisede öğrenim görüyorlar fakat Robust Dye ismini verdikleri bir boya tekniğiyle isimlerini dünya çapında duyurmaya iddialılar. Birçok kurumdan olumlu yönde görüşler alan yarışmacılarımıza bakalım bizim jürimiz ne diyecek. İyi şanslar. ...17 yaşındasın, 18 evet. Yaşındasın. Normal yol şeritleri 3 ay ile 6 ay arasında silinirken... ...bizim yol şerit boyalarımız 2 yıl ve daha üstüne kadar dayanabilir. Çok özenmişler ve çok şık gelmişler. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Oo, teşekkür ederiz. Asiye Hanım belki birer takım elbise kardeşlerime. Her zaman, her zaman. Asiye Hanım jüriye de birer takım elbise versin. Tamam, o zaman Ziya Bey de bütün jüriye daire versin. Aa, bravo, bravo. Sular akıp akıp gidiyorlar. Peki ya sonra? Merak ediyoruz, bu tasarrufu nasıl sağlayacağız? Su ihtiyacımız olduğunda çubuğu itiyoruz, su akıyor. Elimiz çektiğimizde su duruyor ve o arada akan boş suyu kesmiş oluyoruz. Şöyle yapman lazım her seferinde elini yıkamak için. Alışıyor insan birkaç gün sonra. Alışıyor yani. Satar mı, satmaz mı diye sormak istiyorum. Satmaz diyorum ne yazık ki. Bunun satacağına inanmıyorum. Bu ürün satmaz. Satmaz demek zorundayım. Ben satar derdim. Keşke siz de başlasaymışım. Satar gibi. Ben oylamaya baştan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Cavit ve Kerem. İki yakışıklı girişimci aramızda ve 17 yaşındasın, 18 yaşındasın. Evet, çok önemli bir şey yaptınız. Bir fikriniz var. Evet. Bu fikri lütfen duayenlerimize paylaşın. Robust Dye nanoteknoloji altyapı bileşenleri oluşan bir teknoloji boyadır. 2 yıllık Ar-Ge çalışmamız sonucunda tutulan testler sonucunda piyasada bulunan mevcut boyalardan birçok farkı olduğu görülmüştür. Robust Dye boyalar piyasadaki boyalara göre %25 daha ısı yalıtım yaparak
bir tasarruf oranı sağlar. Bu sayede mantarcılık, hayvancılık ve yumurtacılık sektöründe çok rahatlıkla kullanılabilir. Diğer boyalardan farklı olarak ise darbeye, aşınmaya, yağmura, güneşe %90 oranında bir mukavemet gösterir. Bu sayede yol şerit çizgilerinde çok rahatlıkla kullanılabilir. Normal ülkemizin en büyük problemi olan yol şerit çizgileri 3 ay ile 6 ay arasında silinirken bizim yol şerit boyalarımız 2 yıl ve daha üstüne kadar dayanabilir. Biz bu boyaları Üsküdar Büyükşehir Belediyesi'nin teste tabi tuttuk. Hatta test sonuçlarını verebilirsiniz. Ben bunu size getirebilir miyim? Test tabii isterseniz Melikşah Bey'e verebilirsiniz ya da kimi isterseniz. Bence Şamil Bey daha profesyonel olmak. Bizim boyalarımız ısı iletkenliği sağlayarak diğer boyalara özgü olarak ısıtmalı veya duvardan ısıtmalı sistemlerde, elektrik sistemlerinde ısı iletkenliği sağlayarak kullanım oranını artırır ve tasarrufu sağlar. Yani şöyle... Genleşmeyi mi? Evet, ısı iletkenliği sağlıyor. Örneğin hani bir evi 300 liraya ısıtıyorsam ben 250 liraya kadar çekebiliyorum bunu örnek olarak. Bunun yanı sıra aynı zamanda biz şu an araba kaporta bölgeleri için de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki arabaların bir çizime ve darbeye karşı bir hassasiyet konusu. Biz bu tam bu devrede Rabustay devreye girerek çizgilere ve darbeye karşı %90 bir... Ne esaslı bir şey boya bu? Plastik esaslı ya da başka ne esaslı? Plastik bazlı. Ama şöyle, mesela biz bunun içinde nanoparticüller karıştırıyoruz. Doğal bir malzeme, grafitten üretilen bir malzemeyi karıştırıyoruz. Farklı bir komponent koyuyorsunuz. Evet. Grafitten üreten bir malzeme katıyoruz. Bunun sayesinde oluşan yani teknolojik boya ortaya çıkıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü ile test sonuçlarımız yaklaşık bir iki hafta önce çıktı. Olumlu bir sonuç aldığını söylendi. Eğer yakın bir zamanda uygulama metodu aynı mı? Yol şerit çizgileri. Uygulama metodu aynı. Aynı yani mevcuttaki o püskürtme modeliyle uygulama oluyor. Birebir evet, aynı. İnceltici ile inceltiyorsunuz. Evet. Aynı şekilde devam. Makinede denildi aynen. Bu şimdi bir de yeni gelecek nesilde bu akıllı yol şerit sistemleri var. Bu tam bizim aslında Rabusta ile ilgili olan bir durum. Bu da tabii belediye tarafından ve devlet tarafından çok ilgi çektiği için bizim boyalarımız bu akıllı yol şerit sistemlerinde de kullanılmak istiyor aynı zamanda. Biraz açar mısın? Evet. Mesela şöyle, bizim şimdi artık yol şerit çizgilerimiz şöyle. Araba kendi yol şerit sistemine göre gidiyor, çizgiye doğru göre gidiyor. Normalde bizim şu an büyük sıkıntımız olduğu için hani yol şerit çizgileri silindiğinden dolayı bizim boyalarımıza daha çok böyle ilgi duyuluyor. Yani işin akıllısı bu sadece. Aynen. Silinmiyor mu sizin boyalar? Evet yani evet. Darbe. Mesela yani şey silinmiyor var derken daha diğer yapılan mevcut günümüzde kullanılan boyalara göre sizin dayanıklılığınız ne kadar daha üst seviyede? Şöyle şu an günümüzde... Dayanma süresi ne kadar daha yüksek? Şu an günümüzde mevcut bulunan boyalar, yol şerit çizgileri 3 ay ile 6 ay arasında silinirken bizimki 2 yıl ve 2 yıl daha üstüne kadar dayanabildiği görüldü. Hani yaklaşık 1,5 yıl fark var. Aynı zamanda bunun... Bu için hem makine çalıştırılması lazım hem de işçi maliyeti artıyor bu şekilde. Peki abi bir de şeyi anlatabilir misiniz? Ya bunun hangi laboratuvarla yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. Nasıl bunu buldunuz? Aslında bizim başlangıç hikayemiz şöyle oldu. Okuldan çıkıp eve gittiğimiz zaman yolda giderken trafik kazası olmuştu. Kerem arkadaşıma giderken. İnsanların trafik kazası olma nedeni yol şerit çizgilerinin silinmesinden kaynaklandığını söyledi. Biz de o sıra koz yatağında bir otelde bu boyalar hakkında bir şey, fuar vardı. Biz oraya katıldık. Numune ürün istedik bazı yerlerden. O numune ürünlerden ise aslında kendi ürünümüzü denemeye çalıştık. Daha sonra ise bir yıl boyunca hep çökelmeler yaşandı. Sürülüyor, daha sonra çökülüyordu. Sonra biz TÜBİTAK'tan bir danışman edinmek istedik. Hani böyle fikrimiz var, malzeme yardımına ihtiyacımız var. Bir danışman sonucunda hani çökelmeleri de ortadan kaldırıp tamamen homojen bir karışım elde edip bunu şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uygulamaya başlamak istiyoruz. Şöyle bir soru sorayım. Mesela Türkiye'de bunu üreten çok büyük boya firmaları var. Evet. Mesela böyle bir boya firmasıyla hiç temasa geçtiniz mi? Bir çalışma yaptınız mı? Hani tamam bu sizin tespitiniz de bir boya fabrikası da sizin bunu onayladı mı? Yani ki sizinkisi bizim ürettiğimizin üstünde bir dayanıklılığa sahip değil. Şöyle. Çünkü burada ciddi bir teknoloji gerekiyor. Evet. Onun için bunları soruyorum. Evet. Şöyle İzmir'de bir boya fabrikası var. Biz orayla bir iletişim halinde olduk ilk başta. Ama o zaman daha test sonuçlarımız yoktu. Hani onlar deneme aşamasını almak istediler. Ya bize şunu söylediler. Hani test sonuçlarınız bizim için önemli. Hani bize gittiğiniz bir yerde test sonuçlarının bir sayısal değeri çıkması lazım. Ya biz de bunu ilk başta hani test sonuçlarını paramız yetmediğinden dolayı belediyeye gittik. Onlar da bize bu test sonuçlarından çıkardıktan sonra biz ama boya konu çok gittik. Böyle daha şey gibi. Yani hem imkanlarla ilgili bir sorun diyorsunuz. Hem araba boyası, ev tarzı,
artı yol diyorsunuz. Üçü de farklı bir sektör, çok rekabetçi bir sektör. Evet. Bu sefer de onun için bir finansman, onun için bir takım, bir konuyu bitirip sonra ikiye, daha sonra diğerine geçmek biraz daha mantıklı gibi geliyor. Biz şöyle ilk başta aslında yol şerit olarak çıktık. Ama sayısal değerlerden sonra bu boyanın ısı yalıtım ve ısı iletkenliğini gördükten sonra hani özel sektörlere göre özelleştirebilir boylar bunlar çünkü. İçindeki madde ve gramaj oranları değişiyor sadece. Nerede üretiyorsunuz boyayı? Biz Üsküdar'da bizim kendi atölyemiz var. İlk başta orada ürettik kendi boylarımızı. Ondan sonra biz TÜBİTAK'ta danışman elde ettikten sonra Gebze Teknik Üniversitesi'ne biz bunu ortak çalışmayla ortaya çıkardık. Ya isterseniz şöyle bir destek de verebiliriz sizi. Yani Türkiye'de en büyük boya üreticilerin bir tanesiyle sizi temasa geçirebiliriz. Yani orada da böyle bir çalışmayı şey yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz diye düşünüyoruz. Hem kendi yaptığınızı bir test edersiniz, gözden geçirirsiniz. Doğru olup olmadığını. Hem de size çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Bir de rakiplerinizle fiyat üzerinde mi rekabettesiniz, kalite üzerinde mi? Şöyle hem kalite hem fiyat üzerine. Mertebe, litre mertebesi. Şöyle kilo mertebesi. Litre üzerine 3,5 lira fark ediyor sadece. 15 kilo için 1 kilosu normalde standart trafik boyaları 15 kilosu yaklaşık 300 liradır. Bizim 15 kilosu 350 lira oluyor. Yani kilogram başına 3,5 lira yaklaşık 3 lira 20 kuruş oynamakta. Yani %10 gibi mi bir fark evet, var? Evet. %10 gibi farka %2,5 katı da verimlilik oluyor. Evet. Kullanım miktarı. Bunların peki boyanın dayanıklılığı dışındaki diğer özelliklerin etkisini hiç ölçebildiniz mi? Mesela parlaklık, renginin değişikliği vesaire falan. Şimdi yansımalar olması gerekir. Belli bir yansıma aralığında olması lazım araba ışığı vurduğu zaman. Onların yansıma arası test sonuçlarında var. O da uyumlu çıktı bizim test sonuçlarına. Onlarda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yani çizgilerde mi denendi de? Test öyle mi yapıldı? Yok, hayır, makinelerde. Vallahi bildiğiniz boyu. Jüri sizi çok beğendi galiba. Sürekli soru bombardımanına tutuyor. Orada ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bu yaşta evet, orası enteresan. Bu kadar mucize bir şey bulmanız güzel. Bunu patentlediğiniz, patent sürecini başlattınız evet, diye düşünüyorum. Evet, hepsi tamam. Ama orada biraz önce Şamil Bey'in de dediği gibi mutlaka sektöre odaklanın. Yani bir sektöre. Hepsini birden yapamazsınız. Bir tarafta rüştünüzü ispatlayın. Ondan sonra belki farklı evet, yani biz de şunu anlatmak istedik. Hani ilk başta bizim ilk hedef kitlemiz yol şeritti. Hani daha sonradan test sonuçları çıktıktan sonra kafamızda birçok şey yarattı. Kullanım alanları genişlemek istiyorsunuz herhalde. Evet. O zaman direkt satar mı satmaz mı ya geçmek istiyorum Şamil Bey. Siz de başlayın. Valla enerjileri çok yüksek. Böyle gözlerinden enerji fışkırıyor. Böyle bir enerjiyi satmaz olma şansı bence mümkün değil. Satar gibi geliyor. Satar diyorsunuz. Melikşah Bey satar mı satmaz mı? Yani ilginç bir hani bu yaşta böyle teknik bir konu yani mekanik olsa yazılım olsa anlayacağım gençler ilgileniyorlar ama hani boya gibi böyle çok alakasız gibi duran bir alanda iki senedir de diyorsunuz yani yaklaşık sen 15 yaşındaydın sen 16 yaşındaydın başladığında sadece o heyecana bile satar diyorum. Satar diyorsun. Evet Asiye Hanım. Tek kelime satar. Satar. Şu an zaten jürimizden geçen notu aldınız. Yarı finale kaldınız. Ziya Bey. Bir defa çok gençler, dinamikler ve zaten yaşları küçük olmaları çok hoşuma gitti. Onun için ben de kesinlikle satar diyorum. Ama odaklanmaları lazım ve odaklandığı şeyde ısrarcı olup o konuda da kendini çok iyi yetiştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Satar onun için mı? Yol boyası önemli, satar. Fuat Bey size de soralım. Satmaz diyor. Yani yok tabii ki de bu kadar başarılı gençleri görünce insan gururlanıyor. Zaten tüm bu programı yapmamızın sebebi böyle gençleri görüp gururlanmak. İnşallah ülkemizin de yüz akı olurlar, satar diyor. Ben de şöyle satar diyorum. Evet, Asiye Hanım şık. Çok özenmişler ve çok şık gelmişler. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.
Asiye Hanım. Belki birer takım elbise kardeşlerime. Her zaman, her evet, zaman. O zaman sözümüzü aldık her Asiye zaman. Hanım'dan. Birer tane de elbise de alacağız. Ben de şundan dolayı tebrik ediyorum. Yalnız Asiye kadar... Hanım jüriye de birer takım elbise versin. Herkese sponsor oluyor. Tamam, o zaman Ziya Bey de her bütün jüriye daire versin. Aa, bravo, bravo. Bravo. Eğer bu an, bu el sıkışmasını burada halledebilirsek. O zaman Melikşah Bey herkese kredi versin buradan. Miktarını sormadınız. İyi oldu. Miktarını sormadınız. İyi oldu. Onu haline falan. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle teşekkür en azından bu hassasiyetiniz olduğu için tebrik ediyorum sizi. İnşallah başarılı olacaksınız. Teşekkür ederiz size buradan. Ah bekar erkekler. Ev kadınları, bulaşık var, el yıkama, duş, çamaşır, sular akıp akıp gidiyorlar. Peki ya sonra? Hem çevreye ayıp ediyoruz, hem cebimize değil mi? Hadi gelin bakalım çözümü neymiş bunun, hep beraber izleyelim. Lise öğrencisi genç girişimci Kadir Kaya yarışmamıza Trabzon'dan su tasarruf aparatıyla katılıyor. Basit ve kolay ulaşılabilir bir ürün tasarlayarak su tasarrufuna katkıda bulunmak isteyen yarışmacımızı jüri karşısına uğurluyoruz. Umarım genç girişimcimizi fazla terletmezler. Kadir Bey, evet merak ediyoruz. Bu tasarrufu nasıl sağlayacağız? Merhabalar, ben Kadir Kaya. Projem su tasarruf aparatı. Hem insan hayatı için, su hem insan hayatı için hem de diğer canlılar için oldukça önemlidir. Yılda milyonlarca ton su evlerde bulaşık yıkama, diş fırçalama, abdest alma gibi durumlarda boş akıp gidiyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir ürün tasarladım. Ürünü perlatörü çıkartıyoruz musun ucundaki. Elimde görmüş olduğunuz aparatı monte ediyoruz yerine. Musluğu açıyoruz, musluk hep açık kalıyor. Su ihtiyacımız olduğunda çubuğu itiyoruz, su akıyor. Elimiz çektiğimizde su duruyor ve o arada akan boş suyu kesmiş oluyoruz. Bir de bu sistem bildiğim kadarıyla var zaten. Bundan yok. Bundan yok ama ondan olması şart değil yani. Bu sanki şey gibi. Her musluğa bu aparatı takıp uygulayabiliyorum demeye çalışıyorsunuz evet, her musluğa takılıyor. Yani bunun için herhangi bir musluk var. Her musluğa takılacak bir aparat yok demeye evet, çalışıyorsunuz. Evet. Ama senin demek istediğini ben herhalde... Öyle bir aparat yok. Ya günün sonunda elinizi koyuyorsunuz. Bu eski musluğa takabilirsiniz diyor. Su akıyor, çekiyorsunuz, su akmıyor. Sonuçta aynı şeye hizmet etmiyor. Daha ekonomik, maliyeti çok düşük olduğu için. Rıza Bey bu sanki şey gibi, eski musluğu tasarruflu hale dönüştürülebilen bir aparat yaptığı gibi... Değil mi? Evet, ben yanlış evet. Eski musluk değil. Öyle normal musluklar oluyor zaten. Hepsi... Her musluğa alıyor da. Evet. Yani muhakkak ama amaçla ilgili diye başladım. Evet, özelliklerinden bahsedeyim biraz. Takıldığı muslukta %70'in üzerinde tasarruf sağlıyor. Kombilerlerde enerji tasarrufu sağlıyor. Su kesintilerinde açık bırakılan musluklardaki su baskınlarını önlüyor. Bir şey sorayım. Bunu normal bir ev hanımı veya evde yaşayan evin beyi bunu musluğa takabilir mi? Çok montaj kolay. Yapabilir mi? Perlatörü çıkartıyorsunuz. Hem bunu monte ediyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz, bu kadar. Bir dakikanız almaz. Hijyen konusu ne oluyor? Ya sürekli suya temas ettiği çünkü için... Çünkü orada bir check valve görevi gören bir sistem evet, var. Evet, check valve, evet. Evet, aslında oradaki püf noktası bu galiba evet, değil mi? Yani oradaki bir suyu sızdırması, contanın bozulması... Bunlar da suyu devamlı aktif hale evet, çünkü musluk devamlı açık galiba, evet, doğru mu? Ben 2 senedir kullanıyorum, bir sıkıntı görmedim, bir sızdırma falan bir şey görmedim. O ittiriyorsun. Orada mı kalıyor yoksa hep elin ona takılı mı kalması gerekiyor? Elinizin tersiyle itiyorsunuz böyle. Bırakınca duruyor zaten. Sabit mi kalıyor çubuk? İtilsene şöyle mesela tabii, sabit. Tabii. Nasıl, yani Asiye Hanım'ın çünkü demek istediği nasıl elini yıkacaksın? Çok mesela zor. Elinizin tersiyle yıkıyorsunuz mesela. Tamam yani. Yok yok. Hep temas. Şöyle yapman lazım her seferinde elini yıkamak için. Alışıyor insan birkaç gün sonra. Alışıyor yani. Alışmadan olmuyor. Maliyeti nedir bunun? 7-8 lira falan. Bu sizin icadınız mı? Evet. Mesleğiniz nesiniz? Ben öğrenciyim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bakın biz binlerce konut üretiyoruz. Geldik şimdi, oraya. Evet şimdi şunu biz musluğa takıp müşteriye teslim etsek bu şekilde. Müşteri bunu istemez. Bir defa görüntüsü hoş değil. Anlatabiliyor muyum? Yani elinizle iteceksiniz. Sonra elinizi çekince su kesilecek falan. Hem mutfakta hem duşta hem lavaboda. Böyle gözü evet, dolduran bir şıklık vermiyor, görüntü vermiyor yani. Bakın acaba Ziya Bey daha... bu zaten çok özür dilerim. Bu zaten sizin yaptığınız, sıfırdan yaptığınız konutlara takılacak bir şey değil. Asgari ücretle geçinen ama insanlar bu, için. Yani. Ha, bu ülkede farklı farklı bölgelerde yaşayan insanlar var, eski yapılar var.
Onlar su tasarrufu yaparsa Binalbur'a uğradıklarını da alacak. Ha, pazarı nasıl onu konuşmak lazım. Ama sizin yaptıklarınız yapılar zaten çok iyi. Onları evet, konuşmuyoruz. Burada model lükslük aramaktansa yaptığı işlevin önemini ortaya çıkarmak önemli. Evet, ekonomik koşulları ne olursa olsun tasarruf tasarruf o anlamda. Başarılı. O zaman ben hemen çok basit zaten mantığını anladım. Çok özür, 8 lira satış fiyatı. Yok, maliyeti. Maliyeti. Evet. Satış fiyatı ne olacak onun o zaman? 20-25 lira civarı olur. Daha yüksek olmaz. Yani. Şimdi fikrinizi değiştirebilirsiniz. Yani, evet. 8, o satış 25, fiyatı olarak 8 lira girdi. Çok ciddi bir kar oldu şimdi. Yani 8-25. Hemen girmek isteriz bu konuya. Yani %300-400 oldu. Bu tarz ürünlerde bu kadar kar marjı olacağını zannetmiyorum ama önemli bir emtia. Evet, bir an evvel satar mı satmaz mı diye sormak istiyorum. Fuat Bey, satar mı satmaz mı? Ben yine azimle mikrobi bir fikri buraya kadar taşımış. Heyecanı da gözlerinden okunuyor. Ben yine de destek için satar diyorum. Ziya Bey. Yani öğrenci olduğu için ben de satar diyeyim ama benim içime hiç ısınmadı bu işe. Mesela bana sorsanız böyle bir şeye yatırım yapar mısınız? Ben yatırım yapmam. Satar mı, satmaz mı? Satar tabii. Satar yani 8 TL olunca muhakkak alıcı bulur. Evet, Ziya Bey de satar dedi. Asiye Hanım. Ya basit bir çözüm getirilmiş. Yani çok geliştirilmesi gereken bir proje. Ben de şimdilik satar diyorum. Satar diyorsunuz zaten. Şu an yarı final hakkını almış oldun. Melikşah Bey, sizin fikrinizi alayım. Ya bir şey söylemedim çünkü çok net, çok basit. Çok rahatlıkla birçok yerde uygulanabilen, yani şeyin estetiğin aranmayacağı birçok yerde kullanılabilir. Seri üretime geçerse ben maliyetler de düşer diye düşünüyorum. Satar. Sağ ol, satar dediniz. Ben üstadlardan sonra ne söylüyorum ama ben akan bir mekanizmanın içerisinde check valve her zaman stoplayıcı unsurdur. Sen akışkanı sağlayan unsur haline getirmişsin. Tam tersini yapmışsın. O biraz enteresandı. O yüzden çok keyifli. Evet, ben de kesinlikle satar diyorum. Tamam, evet, teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Seni 5'te 5'le uğurluyoruz. Tamam. Dikkat et kendine. Biraz daha geliştirmen evet. lazım projeyi tamam. yalnız. Bütün erkeklerin sorunudur bu gömlek yakalarının kirlenmesi. Aslında benimki herhalde temizdir diye düşünüyorum. Herhalde temiz değil mi? Yani sizinkiler de öyle olsun ister misiniz? Bakalım gelsin yarışmacılarımız bununla ilgili ne geliştirmişler? Dinleyelim bakalım. Erman Obakan aslında bir kuyumcu. Fakat aşınan gömlek yakaları ve manşetler öyle canını sıkmış olacak ki yap boz gömlek fikriyle gömleklerin ömrünü uzatmayı hedefliyor. İzleyelim bakalım jürimiz yakalarını değiştirecek mi? Bütün erkeklerin sorunudur bu gömlek yakalarının kirlenmesi. İsmi yap boz gömlek. Çok basit bir tasarım yaptık. Cırtlı sistem kullandık. Karnım acıkınca bizim ekip galiba bilinçli olarak gıda sektöründeki fikirleri seçiyor son fikir olarak. Bakalım çıkışta ne yiyeceğiz? Yeşil mercimek unundan cips üretimi. Normal piyasadaki cipsler yağda kızartılarak yapılıyor. Bu cipsi fırınlayarak yapıyorum ve içerisinde üretiminde yağ kullanmıyorum. Satar mı, satmaz mı diye sormak istiyorum. Evet, erkeklerin hayatını biraz daha olsun kolaylaştıracak bir şeyden bahsediyorsunuz. Merak evet. ettim. Anlatın lütfen Erman Bey. Merhabalar, adım Erman Obakan. En büyük problemimiz biz özellikle erkeklerin kirlenen yaka ve yıkandıkça deforme olan yakalar ve manşetler. Artık gömlekler yıkandıktan sonra bir süre sonra yakalar da iyicene deforme oluyor ve güzelim gömlek atılmak zorunda kalıyor. İstediğiniz kadar yıkayın, o kir ne yazık ki oraya yerleşiyor. Yani bir yeni gömlek gibi olmuyor. Benim eşimin de en büyük sıkıntısı buydu. Bundan dolayı aklımıza bir proje geldi. İsmi Yap Boz Gömlek. Adını da koyduk Yap Boz Gömlek. Çok basit bir tasarım yaptık. Cırtlı sistem kullandık.
Ben size örnek olarak da göstereceğim burada. Evde pratik bir şekilde çok rahat kendimiz söküp takabiliyoruz cipli sistemi. Diyelim bu yaka kirlendi. Yıkanacak. Yakasız daha güzelmiş gömleği. Bu yaka kirlendi, değişecek. Şu an bakmadan anca hani bu kadar yapabildim. Aynı şekilde manşetler de değişiyor. Şimdi esasen benim amacım burada tabii ki pazarlama. Aslında iki yönlü pazarlayabileceğiz bunu. Birincisi özel sektör. İşte özel şirketlere, öğrencilere, okullara çok rahat pazarlanacağını düşünüyorum. Bir de hedefim açıkçası kamuya satış. Bu zabıta, polis memurlarımız. İlk defa siz mi üretiyorsunuz bunu? İlk defa ben yaptım. Yani patentini kendim falan aldınız mı? Başvuru yaptım sadece. Henüz şu an başvuruda. Ben araştırdım, bu şekilde yok. Yani normal yaka var, satılıyor fakat. Cırtın ömrü ne kadar acaba? Yani şöyle söyleyeyim, henüz Arge'de kendi çapımda ben bunu 3-4 defa yıkadım defalarca. Bu cırt. Yani şimdi orada şey gibi var yani, gömleğin tasarrufundan bahsediyorsunuz. Evet. Gömlekle yakadan da deforme oluyor ve çok kısa zamanda ya da kumaş eskimeden yaka yüzünden gömleği atıyorsun diyorsunuz. O da cırtın ömrü önemli çıkıyor burada. Aynen. Çünkü o çok önemli. Burada maliyetler çok önemli. Maliyeti, ya bu tabii pahalıya geldi açıkçası çünkü sıfırdan dikildi, tasarlandı. Fakat şu cırtın ben perakende olarak hani 5 metresini 3 liradan aldım. Artı yaka maliyeti olacak. Bunun da 1 metresini yaklaşık 50 kuruş, 75 kuruşa geliyor perakende de. Yani aslında bir gömlek maliyeti, ekstradan 2 tane manşet, 2 yaka maliyeti ekstradan bir de İşçilik dikilecek. Ya bizim algıladığımız ya da yanlış yaptığımız bir şey var. Genelde bilmiyorum dünyada bu nasıldır ama Türkiye'de gömleğin birkaç gün giyileceği zannediliyor. Hep söylemek istemiştim bunu. Gömlek bir gün giyilir. Dolayısıyla bir gün giyilen gömlek de daha az kirlenir ve onun yıkanması daha kolay olur. Yaka da gömleğin kendi gibi daha az yıpranır. Onun için o kol, cırt maliyeti çok önemli. Şeye bakabilir miyiz? O çıt çıtlara bakabilir miyiz mi? Hani bunu söküp yapıştırıyorsunuz, şey olabilir, rahatsız şey eder olabilir mi? Yok, şöyle söyleyeyim. Tene temas olur, etmiyor zaten. Bu ne olur biliyor musunuz? Bir gömlek yaparsınız, öyle bir tasarım yaparsınız ki onun iki tane de ayrı kombin yakasını yaparsınız ve bir kutu içinde müşterinize sunarsınız. Aynen, onu düşündük. Yani bu başka bir boyut. Bu ama eskidiği için şunu taşır mısınız kolunuzda bu kadar kalın bir ama cırtı? Ama şöyle bakın, temas yok. Okey, ama orada bir kalınlık olacak. Şurada bir kalınlık evet, olacak. Yani bunu kimse ya bu şekilde taşımak istemez. Evet, yani bunun biraz daha üzerinde bu çalışılıp daha zarif hale getirilebilir. Fikir için bence güzel bir fikir. Evet, fikir gayet ama geliştirilebilir. Güzel. Daha kaliteli, daha farklı, daha ince. Maksatına uygun bir tane aparat yapılabilir. Ama düşünce bence şık bir düşünce. Tamam. İşi kolaylaştıran, hıza ihtiyacı olan erkekler için özellikle. İyi bir gömleği bayağı bir süre giyebilirsiniz. Yok, şöyle, yola ekonomik olmaktan çıktınız ya. Evet. Orada bir problem var. Yani bu yakayı yapıp uğraşmak ayrıca onun yani bir işte gömlek. İki türlü hem ekonomikten işte hem bir gömleği atmadan yakasını değiştirmek hem de bir moda kısmı. Yani insanlar o gün nasıl bir tarz yaratmak istiyorsa onu çıkartıp değiştirir. Ayakkabısını rengiyle çıkarıp takabilir. Her türlü bir kombinasyon yapma şansı oluyor. Şimdi bakın uzaktan baktığınız zaman sizin üstünüzde şık duruyor. Ama yakından mesela ben kendim onu giyemem. Anlatabiliyorum. Bir de gömleğin dayanıklılığı kadar bu yapıştırıcıların dayanıklılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani sürdürülebilir bir şey gelmiyor bana. İnsanlar gömleği seçerken bile kalınlığına dikkat ediyor yazın. Çok kalın olsun istemiyor. Melikşah ama Bey, sen böyle bir ürünü kullanır buraya mısınız? Buraya kocaman bir halka gibi yapıştırıcı bir takım yani şeyler koyuyorsun. Yani adamı olarak yani gün içerisinde böyle değişik değişik şeyler takmak iyi olabilir. Yani böyle değiştirip ondan sonra başka bir toplantıya öyle geçmek ama kalite önemli olacaktır orada. Kullanılabilirlik önemli olacaktır. Ben de bu haliyle çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Çok yaygın satar mı? Soru işareti. O zaman ben satar mı satmaz mıya geçmek istiyorum en evvel. Fuat Bey sizce bu ürün satar mı satmaz mı?
Güzel bir düşünce. Ama bence çok sürdürülebilir bir fikir olacağını göremiyorum. O yüzden satmaz diyorum ne yazık ki. Satmaz diyorsunuz. Ziya Bey. Az önce bahsettiğim gibi kesinlikle bana göre de sürdürülebilir değil. Bunu satacağına inanmıyorum. Bu ürün satmaz. 2-0 oldu şu anda. Geçici bir koleksiyonun bir parçası olabilir. Bir yenilik, bir firmanın sunacağı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu platformda satmaz demek zorundayım. Ama kendi firmamın Ar-Ge bölümüyle bir ara sizi görüştüreyim, ne yapabilirsiniz, bir şey yapılabilir mi diye yardımcı olmak isterim. Sizi de görüştürürüm. İnşallah. Melisa Bey, sizin fikrinizi de alayım. Yani yeni nesil böyle tak çıkar, kendisine uyarlayabilme, kendisini tasarlayabilme şeylerini seviyor. Ben yani en azından belli bir dönem tutabileceğini düşünüyorum düzgün malzeme kullanılırsa. O yüzden ben satar derdim. Satar derdiniz. Keşke siz de başlasaymışım. Ben de Melisah Bey'e katılıyorum. Satar gibi. Ben oylamaya başlamak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Satar çıksaydı. Evet. Arkadaşımız ne yapacaktı? Yine bir markayla, bir firmayla tek başınıza dükkan açıp bu yakaları satacak haliniz yoktu. O zaman hiçbir yere gitmezdi. Şimdi de ben öyle bir şeyi önerdiğimi olacaksa zaten Ar-Ge bölümümde olacak. Eman Bey teşekkür ediyoruz. Yarı finalde bize değilsiniz ama Asiye Hanım sayesinde inşallah. İnşallah. Bunlar geliştirilecek. İnşallah başarılı olacaksınız. Hep sorun bende mi diyorum acaba, sorun bende mi? Yani karnım acıkınca bizim ekip galiba bilinçli olarak fikirleri, bu hani gıda sektöründeki fikirleri seçiyor son fikir olarak. Bakalım çıkışta ne yiyeceğiz? Gelsin girişimcimiz, ne önerecek bize? Gıda mühendisi Hüseyin Doğan Bozkurt, her bir bireyin insan sağlığını her zaman düşünmesi gerektiğini inanıyor. Ve bu konuda insanların hayatlarına dokunarak küçük değişikliklerin büyük mutluluklara yol açtığını görme hayaliyle yola çıkmış ve bizlere mercimek cipsini sunmak için İzmir'den yarışmamıza gelmiş. İyi şanslar. İnanın işimiz kolay zannediliyor, değil mi? Sabahtan beri ayaktayız böyle, bekliyoruz. Açız. Bitap düştük. Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar diyeceğim ama Ziya Bey, Eşah Bey, yemek zorundayım, kusura bakmayın, tadına bakacağım. Lütfen siz anlatmaya devam edin. Tamam. İsmim Hüseyin Doğan Bozkurt, gıda mühendisiyim. Projemin adı Yeşil Mercimek Unundan, Bakliyatgillerden Cips Üretimi. Mercimekgillerden özellikle yeşil mercimeği seçmemin sebebi de diğer mercimek gruplarından protein değerinin yüksek olması. Ayrıca diyet lifi ve vitamin ve mineraller bakımından da zengin olması nedeniyle ve insanlara bunu gerçekten daha fazla yedirmek amacıyla atıştırmalık cips piyasasına böyle bir ürün sunmayı düşünüyorum. Bu mercimeğin doğru bir kullanımı mıdır cips olarak? Şöyle daha fazla kullanılmasından taraftarıyım yani böyle düşünüyorum. Bir obeziteye destek atacağız. Kesinlikle. Yani aksine destek atıyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Ve şöyle söyleyebilirim. 2 senedir üzerinde çalışıyorum. Beni bu yola iten şeylerden bir tanesi de pazarda şu anda cips fiyatlarının, hani çocuklarımız yiyor 7'den 70'e orta yaşlı, hatta bazı ülkelerde orta yaşlı kesimler daha fazla tüketiyor cipsi. Ve bunların önüne geçip böyle bir sağlıklı ürün tüketilmesini sağlamak istiyorum. Peki sana bir soru. Şimdi piyasada birçok cips var. Bu arada tadı çok güzel. Piyasadaki o tortilla cipsler gibi. Ama bu kötünün iyisi mi? Şöyle bir besin şey, değeri açısından ya içinde tamam mercimek var, B12 bir şeyler yazdın hep faydasın ama evet, yağ oranı ve kalori olarak bu normal, bunun rakibi olan cipslerle kıyasladığında nedir? Yağ oranı şöyle, içerisinde yağ sadece fırınlama aşamasında pulverizasyon yaparak, o da tam burada kaplamada baharatın, kajun baharatının, sarımsak tozunun daha iyi yapışması için. O da diğer cipslere göre çok az, iz miktarda. Peki nedir yani oran olarak? Hala bak cevabımı almadım.
Ha, sayısal. Kalori olarak yani şu mesela 100 kalori ise normal yağlı cipsler ne kaç kalori? Şöyle bir şey, 350-400 kalori diyebiliriz buna, 70 gramına. Tamam. Bir paket oluyor. Tamam. Diğer yağlı cipsler hatırlamıyor, yani yanlış hatırlamıyorsam 850-900 kalori diyebiliriz. O kadar fark ediyor. Evet. Yağrona o zaman neresi yarı yarıya. Evet, evet, evet. Zaten gıda, çıkış noktam da burası diyebilirim. Gıda makineye girdikten sonra besin değerini kaybediyormuş gibi geliyor. Genelde de hep böyle söylenir zaten. Tazeliğiyle alakalı da hatta bir problem. Ama içe başlarken dediniz ki ben işte bir faydalı olacağını düşünüyorum. İnsan sağlığı için düşünüyorum falan. Aslında zararlı olan bir şeyi, cips grubunu daha az zararlı hale getiriyorum gibi bir ifade alıyorum ben. Yanlış mı alıyorum? Yok, hayır, öyle demiyorum. Yani şöyle bir şey, piyasada yani bunun önüne geçemiyoruz. Hani sürekli yeme isteği, hamburgerler olsun, cipsler olsun, sürekli hani buna yönlendirme mevcut. Ben bunun önüne geçmek için böyle sağlıklı bir ürün... Bir kızartma yok yani değil mi burada? Bir... Hayır, fırınlama işlemi yapıyoruz. Yağ oranı ne kadar azaltırsak o sektörde en azından iyi şeyleri çocuklarımıza ve kendimize sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Eğer sorusu olan var mı yoksa ben hemen satar mı satmaz mı diye sormak istiyorum. Şamil Bey. Tabii ki rakipleri çok güçlü. Büyük devlerin elinde cips sektörü ona bakıldığında. Ama farklı, ben mercimekle yapılanı ilk defa duydum. O yüzden böyle çok böyle arada kaldım. Nedir, iyi midir, kötüdür. Farklı yaratabilir gibi geliyor ama... ben bu ürün satmaz diye düşünüyorum. Satmaz dediniz Şamil Bey. Melikşah Bey. Ürün güzel, lezzetli gerçekten. Yani tutarsa şey yaygınlaşabilir. Yani insanlar alınca bir daha alabilir. Satar diyeyim. Bir sonraki turda düşüneyim. Biraz uzun bir süre istediniz düşünmek için. Evet. Asiye Hanım. Ben bazı girişimcilerimizin sağlık içeren cümleyle başlayıp aslında sağlıksızın bir çıt üstünde bir şey yaparak yaptıklarını anlattıkları için üzülüyorum. Birincisi bu. Bize şu şekilde anlatmış olsaydın, ben cips sektörünün içinde hiç yapılmamış mercimekle var olmak istiyorum deseydin daha farklı bir bakış açım olurdu. Ben satmaz diyorum. Ziya Bey. Şimdi ben bir tane aldım, yedim. Ve ürünü yediğiniz zaman da size bir sonrasındakini de ye içgüdüsü vermiyor psikolojikmen. Onun için ben satmaz diyorum. Zaten şu anda 3'e 1 oldu. O yüzden satmaz dedik. Teşekkür ederim. Yine de yarışmacımıza bir alkış. Bir Fuat Bey'in de fikrini duyalım. Satar mı satmaz mı? Vallahi Hüseyin, ben tüm poşeti yedim. Ben abi satar olsun diyecektim. ama moralini bozma. Bu bir platform. Ekran başında da birçok üreticiler ve iş adamları bizi izliyor. Mutlaka bir vesile olur. Bir fikrim İnşallah. Var, birçok girişimci yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. En azından ederim. Karnımızı sağ doyurduk. Sağ olun, çok teşekkürler. İyi Fikir Maratonu'na haftaya da devam edeceğiz. Eminim sizlerin de çok çok iyi fikirleri vardır. Fikirlerinizi alın, gelin. Burada icat çıkaralım. Haftaya buluşana dek şimdilik hoşça kalın.